Üçü yok. Aynı. Aynısız. Aynı şey. Aynı. Ve bizim var yap. Şunu da koyabilirim istersen şöyle. Aa, şu şeyleri Bunların genelde hepsi özel ürünmandır ve stratejik ürünlerdir. Yani her yerde her zaman bulunmaz. Zaman zaman bunlar bu ürünler de ambargoya uğrar. Yani herhangi bir şekilde sizi ekonomik olarak veya başka askeri olarak veya her açıdan endüstriyel olarak sizi engellemeye çalışanlar önce rulman gibi böyle kritik malzemeleri ambargo koyarlar ve bunları size satmazlar veya göndermezler. Dolayısıyla da siz istediğiniz ürünü yapamazsınız, üretemezsiniz, hatta bunu kullanamazsınız. Ne uçağınız uçar, ne treniniz yürür, ne otomobiliniz yürür. Dolayısıyla rulman da böyle kritik ve yüksek teknoloji ürünü bir üründür. Biz de burada bunu yapıyoruz. Aynı zamanda dünyada az olan bu ürünleri ülkemizde üreterek dışa bağımlılığı engellemek istiyoruz. Yani yerli olsun, kendimiz üretelim ve kendi ürünlerimizi kullanalım. Dolayısıyla Başbakanlığın ve hatta Cumhurbaşkanlığının genelgeleri var. Yerli ürün kullanma talimatı var. Bu açıdan biz de kendimizi buna adapte ediyoruz, yeni ürünler üretiyoruz. Türkiye'de üretilmeyen ürünleri ve kritik olan ürünleri üretiyoruz. Türkiye'de 3 tane rulman fabrikası var. Ama bizimki farklı, dediğim gibi özel bir ürün. Özel bir yer burası. Teknoloji üretim merkezi olduğu için. Bu ürün genel olarak askeri sahada kullanılır veya bazı çok yüksek teknoloji gerektiren tezgahlarda kullanılır. Şu anda Ar-Ge merkezimiz var. Bu da sayılıdır. Yani Türkiye'deki sayılı Ar-Ge merkezlerinden onaylı, Sanayi Bakanı onaylı Ar-Ge merkezlerinden biridir. Teknolojik merkezdir. Kendi ürünümüzü artık kendimiz yapıyoruz. Yani mühendisliğini de kendimiz yapıyoruz. Dizaynını da kendimiz yapıyoruz. Üretimi de kendim yapıyoruz. Tabii ki bazı parça alımları oluyor. Hem iç piyasadan hem dış piyasadan ilişkilerimiz var. Ama yerli ve milli olarak Cumhurbaşkanımızın da emrettiği, söylediği gibi Türkiye'de bunun öncülerinden birisiyiz. Tamamen yerlidir, mühendislik yerlidir, işçiler yerlidir. İçerik olarak ham maddenin bir kısmını Türkiye'de üretilmediği için maalesef yurt dışından alıyoruz. Ürün kolay bir iş. Yani bunu herkes üretebilir zaman zaman ama mühendislik, Ar-Ge geliştirmek, hem normal mühendislik hem tersine mühendislik, girişimcilik, bunlar önemli şeylerdir. Yani herkeste olan şeyler değildir. Başarılı insanlar bu insanlardır. Burada paraydı, efendim fabrikaydı, bunların çok önemi yok. Önemli olan bilgi birikimi, tecrübe ve bu tecrübeden yola çıkarak üretimi hale getirebilmektir. Allah'a şükürler olsun ki bu ülkemizde yeteri kadar var. Bizim gibi insanlar var ve bunlar üretiyorlar, üretmeye çalışıyorlar ve tamamen yerli ve milli olmasını istiyoruz. Çünkü dışa bağımlı olduğunuz zaman Kıbrıs çıkartmasından sonra başımıza bunlar geldi. Rulman olmadığı için uçaklarımız uçmadı. Dolayısıyla bugün aynı şeyleri yaşamamak için rulman dahil her türlü ürünü, kritik ürünü üretebilir hale gelmemiz lazım. Bu yöndeki gelişmeleri de gördükçe, özellikle savunma sanayindeki gelişmeleri gördükçe son derece mutlu oluyoruz. Şunu bilmesini isterim. Türkiye'de, dünyada olduğu gibi Türkiye'de ithal lobileri vardır. Yani neler vardır? Ya siz üretmeyin bunu. Biz zaten üretiyoruz. Ölçek ekonomisi var. Yani siz 10 tane, 100 tane, 1000 tane, 2000 tane işte falan üreteceğinizde biz milyon tane üretiyoruz. Daha uygun fiyata veririz. Bugüne kadar Türkiye'deki üretim, özellikle rulmanda ve diğer alanlarda üretimi engelleyen bu lobilerdir. Ve bunların yerli işbirlikleri vardır. Yani alıp satmak. Hem rahat kar etmek hem de Türkiye'de üretimi engellemek gibi. Engellemek fiili olarak engellemek değil ama rekabet olarak ve sizin büyümenizi, gelişmenizi engelleyici şeyler vardır, etkileri vardır bunların. Onların önüne geçilmesi lazım. Devletimizden beklediğimiz zaten budur. Yani yerli ve üretimi desteklemek, onlara sahip çıkmak ve bunların önünü açmak. Bu da Allah'a şükür oluyor, olacaktır. Ve bugüne kadar belki pas geçtiğimiz, belki zaman zaman kaybettiğimiz şeyler olmuştur. Ama bundan sonra çok daha iyi olacağını görüyorum. Çünkü dünya
başka bir yöne gidiyor. Özellikle pandemi döneminde bize gösterdi ki kendimize yeter hale gelmemiz lazım. Yani bizim bize yeter hale gelmemiz lazım. Onun için de özellikle üretime çok ağırlık vermemiz lazım. Devletin bu konuda nerede bir girişim var, nerede ciddi bir iş yap var, buna sahip çıkması lazım. Bu parayla falan mesele değil. Tamamen destek, sahip çıkmak ve yerinin malını kullanmakla olur.